Popstar Anatürk'te de tekrar beraberiz ve bakalım sıradaki yarışmacımız kim? Sıradaki yarışmacımız Tuğba. Tuğba'cığım aday numaranı alalım hemen. 112. Söylemek istediğim şeyler var galiba, onları da alalım. Bütün arkadaşlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Herkese çok özledim. Saygılar. Bol şanslar diliyoruz Tuğba'cığım. Tuğba bizlere sözü müziği, büyük müzik duayenimiz Sayın Orhan Gencebay'a ait. Benim Dünyam adlı eseri seslendirecek. Tuğba sizlerle. Tebrikler Tuğba. Hemen yanıma alayım seni. Hızlı hızlı jüri üyelerimizle dönüyorum. Armağan'cığım kısaca bir yorum alalım. Güzel söyledi de bu ben şaşı hadisesini sevmiyorum. O bir şey yapıyorsunuz şarkıyı söylerken S'leri patlatıyorsunuz. Evet. O ne yapıyorsanız o şışı bir şey yapıyorsunuz. Uzun zamandır düzeltmeye çalışıyorum. Evet. Ama o sahneye çıkmakla alakalı galiba hani kalabalığın dikkatini çeksin de yapıyorsunuz ama o S'ler bir acayip oluyor şarkının içinde. Doğrudur. Doğru tabii. Peki Armağan'cığım. Tek sorunum S harfleri olsun Armağan Bey. Tabii. Bu iyi bir cevap değildi. Allah cezanı verecek. Pembelere yakışmış. Teşekkür ediyorum. Göbek yok. Güzel. Biraz zarif. Var. Yalnız bu elbiseler niye uzun yaparlar, yürümeyi zorlaştırırlar onu anlamış değilim. Boylarını kısalttırmıyorlar. Hayır bunlar hot couture üzerlerine göre yapılmıyor. Tabii onun için... boyunu daha uzun tutuyorlar. Uzun boylu birisi alırsa... Cimri bir prodüksiyon mu diyorsun? Hayır, uzun boylu biri alırsa elbiseyi ona göre şey olsun diye. Kısaltmak kolay ama uzatmak zordur. Tabii üzerlerine dikilmiş olsa böyle olmaz. Bu hot couture değil. Onun için. Orhan Baba'nın şarkısı. Bunu zannediyorum Ebru Hanım da okumuştu. Evet. Bildiğim kadarıyla. Sen de o 10 numara okumuştu, sen 9 okudun. Bu da doğal. Ama güzel okudun. Tebrik ediyorum güzel kız. Çok teşekkürler İbrahim Bey. Allah kibriklerin üstü de pembe evladım. Güzel. Bülent Hanım? Efendim ufak detoneler vardı. Sayın Üstad'a da hatta ifade ettim. Olabilir hani yanlış duyabilir miyim acaba falan babında. Kendileri eserleridir zaten. Onun dışında bilmiyorum esas tabii eserin sahibi kendisidir. Matlup olan kendilerinin yorumlarıdır. Peki, ama bazı detoneler var. Peki vardır. Ebru Hanım sizle devam edelim. Hı? Orhan Bey bir Ebru Hanım yorumunu yapsın dedi. Güzel. Detoneleri tabii ki vardı. Zannediyorum herkes de duymuştur. Ama güzel. Peki teşekkür ediyoruz Orhan Bey. Bazı değişik nüanslar duydum. Yakışıyor tabii. O da kendi özgür yorumuyla yaptı onu. Ufak tefek Bülent Hanım'ın söylediği gibi detoneler olabilirdi ama heyecan da olması normal olduğu için önemli değillerdi o kadar. Bu pembe de güzel bir pembe ayrıca yakışmış da. Duydunuz. Evet. Pembe güzel bir pembe dedi. Bu kaşınıyor duydunuz. Yani. Bu artık... Duydunuz. Bu, kesin yani. Evet. Kesin. Bu haftaya Allah'ın izniyle... Bir dahaki sefer biber sen daha konuşuyorsun. Bunlar teşekkür çok iyi ederim. Oluyor. Son teşekkürün. Onun evde kaba koyacağı var biber yerine. Gerekmiyor zaten. O kaba koyacağı var değil mi evde? Korkabilirsiniz. Adamın gözünü oyarlar o kabak oyacağıyla diyoruz. Orhan Bey, bir yerden bir mesaj geldi şu anda. Deniyor ki bu şarkı da bana yapıldı pembeyle. Hiç ben kızmam pembe. Şarkı bana yapıldı bir kere. Hayır, içinde bir de isim geçiyor. O zaman tabii öyle deniyor. Sen benim Hülya'msın. Yok şöyle ki. O zaman Hülya diye biri bir şey mi ne oldu? Yok hayır hayır öyle değildi. Bu besteyi yaptı. Sen de böyle yapıyorsun. Nereden biliyorsun? Nasıl ben bilirim? Bestenin ilhamkârı burada tabii ki Sevim Hanım. Ben bu besteyi Sevim Hanım'a yapmıştım. Ama Sevim demiyorsun. Sen çok orada yalancısın ya. Yani. Neden? Böyle bir sen durmadan yok. Sevim sevim diyorsun, buradan malı götürüyorsun. Hiç Sevim diye de bir parça duymadık. Ben bunların arasında oturamayacağım. Bakışımda da bir anlam varsa o zaman ben gözlerimi de kapayım bari. Aman zaten sakin ve sessiz bir adamız. Ha, sen sessiz götürüyorsun zaten. Öyle mi? Abi sizden korkmalı. Benim gibisinden zarar gelmez. Demek. Ben durmadan makineli tüfek gibi konuşuyorum. Bende hiçbir şey yok. Demek farkında olmadan neler yapıyorum ben. Ay ikisinin arasında fenalık geldi. Şimdi puanları alalım. 8 verdi Armağan Çağlayan. Bülent Hanım. Ne vereceğimi de şaşırdım. 8 olsun. 8 de Bülent Ersoy'dan. Ebru Hanım yazıyor şu anda. Yazamıyor. Kalemim yazamıyor. Kalem gitti. 8. Ben Ebru Gündeş'ten rağmen o duygulu icrasına her şeye rağmen detoneler olsa da yine 9 vereyim. Peki 9 da Orhan Gencebay'dan geldi. Toplam 33 puan. Çok sağ olun. Aday numaranı hatırlatırsınız. 112. 112 Tuğba'nın aday numarası. Tebrik ediyoruz. Siz de oylarınızı gönderebilirsiniz.